Merhaba tekrardan sevgili dostlar. Erkek bir köpük yuva yapmaya başlamış. Bir kare daha almıştık böyle. Dişi de zaten hazır. Kendi kendine yumurtalarını döküyordu. Hazır diye düşünüyorum. Kondisyonu falan yerinde. Erkeğin de öyle. Dişinin biraz suyunu eksiltip elimle alacağım incitmeden. Kepçelerimi bulamadım. Bir yanına salacağım. Bakalım ne çıkacak, ne olacak. Hep birlikte görelim. Evet, su haliyle biraz bulandı. Elimi soktuğum zaman taşıyordu. O yüzden suyu biraz boşalttım dışarıdaki bitkilerin olduğu bidona. Aa, dur kızım, dur. Dur. Aa. Bunları da almak incitmeden olay yani, ha, biliyor musunuz? Aslında beta kepçesi almam gerekiyor. Madem üreteceğiz. Bir yerden sipariş vermek gerekiyor. Her yolu deniyorlar. Çok iyi atlayıcılar. Pardon. Gel bakalım, seni kocanın yanına bir salalım bakalım. Hop. Tamam. İşte bu. Köpük yuvamız burada. Bakın kardeşler. Çok soru geliyor bana bununla ilgili. Alın siz de görün. Normalde üretimi burada yapmayı düşünmüyordum ama dişi biraz stres yaptı. Önce erkeğin yanına salıyoruz sevgili dostlar. Benim tecrübelerimle sabittir bu. Yani hazırsa zaten erkek dişi dövmüyor. Devamlı dans ediyorlar. Kur yapıyorlar. Dişi stres yaptı ben elimle aldım diye. Hazır almışken de suyunu bir yenileyim onun ya. Bu ne ya? Dişinin tüpçüğü çıkık, tamam. Hadi kızım, hadi. Erkek bakın. Bayağı bir yuva yapmıştı. Köpük bakın, hatta şuralara falan da yapmış. Bayağı, evet, yuva tamam ya. Ayberen dağıttı vallahi benim küçük kızım. Bakın erkek kuru yapmaya başladı. Aa, evet, dişi de hazır gibi. Normalde burada yapmayacaktım ama madem ikisi de hazır geldi böyle kondisyonlar falan. Size de göstereyim istedim. Umarım gerçekleşir. Yapacak bir şey yok. Bir iki yavru bile kurtarsam iyidir yani. Suyun sıcaklığı da çok iyi peteğin yanında olmasından dolayı. Bak dişi ortalığı. Kolaçan ediyor. Tamam, her şey normal. Ama erkek sanki biraz şey yaptı gibi. Dövecek gibi. Dövmeye başladığında baktınız vuruyor. 1-2 vurdu. Hemen ayıracaksınız. Ertesi gün bir daha kardeşler. Çünkü sanırım doğada bu, hani erkek dişiyi beğenmemiş oluyor. Kovuyor herhalde o dişiyi o an. Başka bir dişi gelmesini mi istiyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Bu şekilde. Geliyorum. Evet, erkek danslara başladı. Ama sanırım bunların hiç tecrübesi de yoktur. Bakın. Böyle kıvrıla kıvrıla dans ediyor. Dişiyi çekmeye çalışıyor. Dişi böyle umursamaz davrandıkça erkek kızacak ve vurmaya başlayacaktır diye düşünüyorum ama dişinin de rengi çok güzel ya, maşallah. Evet. Bakın yuvaya çekme dansları başladı. Sabır işi sevgili dostlar. Sabır işi. Hani böyle dişiyi koyarken, erkekten ayırırken falan yuva bozuluyor ya. Onu kafanıza dert etmeyin. Erkek zaten her daim yuvayı düzeltecektir. Kepçe sokuşlarınızda falan. Yani yavrular olduktan sonra bile, yumurtlama gerçekleştikten sonra bile. Uf, kabarmalara bak. Erkek bu, erkek. Bakın çiftleşme dansı. Çok güzel.
Durun bakalım, ben bir gözlemleyeceğim, geri dönerim. Oh, dövmeye başladı. Lan tam zamanını aldık. Ama bu bir uyarı atışıydı. Bir daha bekleyeceğiz. Çok kötü vurdu be. Kurşun gibi tık diye ses geldi. Bakın şeyde kötü bir şey yok. Hani niye bakmıyorsun? Bak ben orada dans ediyorum. İki büklüm oluyorum hesabı. Sabır ve tecrübe gerektiren bir iş. Bakın yuvanın altında dans ediyor. Dişi çekmeye çalışıyor. Dişi oralı bile değil. Sonra sinir oluyor. Küt diye gidiyor vuruyor. Biraz daha bekleyeceğiz. Belki bazen bu bir iki vuruş yola sokabiliyor dişiyi. Benim başıma geldi. İşte benim gibi böyle ayrı bir yerden dişiyi alıp koyunca dişi böyle bir alışma evresi geçiriyor. Etrafa bakıyor, karıştırıyor, kurcalıyor. Bu akvaryuma alışık olmadığı için bu da erkeği sinir ediyor. Bunu tavsiye etmiyorum. İçinde tutuyorlar böyle bir altı delik boru, kavanoz gibi bir şeyle. O çok güzel. Ben keşke öyle bir şey yapabilsem şimdi ya, şişeden falan. Bir dakika bir bakayım. Ama kızım dur 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 dur. Kızlarım geldi. Şöyle bir şey bakın. Yavru mu Şundan bahsedeyim. yapmış? Dokunmayın, dokunma, dokunma, dokunma. Baba yavru mu yapmış? Sallamayın, yapacak. Onu bekliyorum. Sen deniyorum Şenleme kızım. ama orada balık yok ki şu akvaryumda. Ondan aldım bak. Eşini, karısını oraya koydum. Bak erkek dans ediyor bak. Erkek mi Hı o? hı. Renkli olan erkek. Ama korktu, O korktu, babası korktu, mı? korktu. Elini sürme. O baba Bir mı? dakika geliyorum dostlar. Böyle olmayacak. Şu erkek olan Evet, baba dans mı? ediyor bak. Baba dans ediyor bak. Anne. Anne de o turuncu olan. Bak yuvanın Anne altına ne geliyor. yapıyor? Bakın şimdi izleyin. Annesi ne O yapıyor? o o o. Anne ne yapıyor anne? Panik yaptırdı. Bir dakika. Dur. Ya yapma yapma yapma. Bak şimdi yuvanın altına Şimdi sanırım aldı. bu. Evet, bahsettiğim şey tam olarak bu. Tamam erkek biraz kuduruyor falan ama yapacak bir şey yok. Ertesi gün bir daha deneyeceğim çünkü kötü vurmaya başladı. Bakalım nasıl olacak. Şişenin üstünü altını kestim. Bakın bu şey. Ya bir dakika, neye yarıyor ki o? Suyu da o derece azaltmam gerekiyor. Suyu da o derece azaltmam gerekiyor. Akla bak. Evet sevgili dostlar. Biraz indirdim ama eski yuvayı suyu indirdim şu şekilde bakın. Eski yuvayı şey yaptı. Dişi bakın hazır. Dişi hazır abi. Dişi hazırladı erkek döve döve. Ama ben bir gün daha bekleyeceğim. İyice hazır olsunlar. Bakın dişi hazır. Döve döve hazırlıyor. Yani yıpratmasın diye bu ayırmalar. Aslında doğada bunları ayıran falan yok tabii ki. Evet, küçücük su birikintilerinde. Bakın toparlandı, kendini bırakmıştı çiftleşme modunda. Ama panik yapıyor, hala panik yapıyor. Dursunlar bakalım. Dursunlar. Şu köşeye alayım iyice. Erkek de yuvayı düzeltsin. Ona bir süre tanıyalım. Şu köşeye alayım. Şu araya girmesin. Tamam. Durum bu. Bakalım ne olacak bu beta üretim serüvenimiz. Günaydın. Ben de bunlarla uğraşırken çocuklar baskın yaptı. Yani bir şey diyemiyorsun. Hani biz öyle döven söven bir baba değiliz. Baba modeli değiliz. Hani zaten bir kere yuvayı dağıttı küçük kızım. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Ama yine de sizlere göstermek için çok soru bu konuda çok sorusu olan kardeşlerime göstermek için yine bir deneme yaptım. Işığı da söndürdüm. Kendilerine gelsinler. Erkek yuvayı toparlasın. Tekrardan deneyeceğiz bakalım. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Zor oluyor be. Çocukla falan çok zor oluyor. Yayın, videolar falan. Bana videoları özenmiyorsun diye çok kızanlar var. Nasıl özeneyim kardeşim şimdi? Ben şak diye çıkartıp telefonla çekmeye başlıyorum yani. Doğaçlama oluyor. Yani çocuklardan vakit buluyorum. Oradan kaç, oradan kaç. Odaya kendini kitle, videolar çekmeye çalış falan. Hakikaten zor oluyor ya. Durum mu? Hadi eyvallah. Tekrardan herkese selam.
Şimdi ben akşam oldu. Tekrardan şöyle yapacağım. Sizinle birlikte dişinin şeyini bir kaldıracağım bakalım. Korumasını fazla etrafı dağıtmadan çok güzel oldu. Durun bakalım ne çıkacak. Oo, dövdü. Çok güzel dövdü. Tamam, kızım, tamam. Dişi hazır değil abi. Dişi hazır değil. Bunu anlamış olduk. Tamam. Tekrardan koydum. Şimdilik hoşça kal. Tekrardan herkese selam. Dişiyi ayırdım ama ayırma panelini yine içinde tutuyorum akvaryumun. Bir de yemledim bayağı bir bugün orada kondisyon düşüklüğü yaşadı dişi. Biraz da hırpalandı. Tabii ki bu baştan da söylediğim gibi öyle bir giriş denemesiydi. Erkek de panik yaptı. Yuvayı muvayı darmadağın etti ya. Zaten o ya olmaz yani. Burada olmaz. Onun dışında her şey yolunda. Erkek yine bir yuvayı toparlasın, yuvayı yapsın. Ondan sonra bakacağım. Dişinin de suyunu değiştirdim. Hani ben tekrardan bir göstermek istedim sizlere. Çünkü bu aralar hakikaten beta aldık diye çok soru geldi bana. Facebook'tan olsun, Instagram'dan olsun. Yine öyle bir göstermiş olduk. Betalarımızda durum bu. Yemlerini yesinler. Bir de akşam led ışığında ne güzel gözüküyor rengi ya keratanın. Şimdilik hoşça kalın.